yaptın dedin. Biz konuştuk. Ve evliliğimize bir şans daha verdik. Gerçek olamaz. Şimdi karım odamıza yerleşirken biz de hep beraber oturup konuşalım amca. Afiyet olsun. Kimse bir yere yerleşmiyor. Burası benim evim amca. Eşimin valizlerini yukarı çıkarır mısınız lütfen? Cenk. Valizleri yukarı çıkarın. Öyle demek istemedim. Ben
gerçekten. Gerçekten öyle demek istemedim. Yanlış oldu amcam. Çok yanlış oldu. Özür dilerim. Yapmak zorundaydım. Özür dilerim. İşte böyle Agah Bey. Bundan sonra böyle. Ne oldu? Köz köz gidiyor mu Agah Efendi? Ağır laf etti ama. Yok burası benim evim falan. Ağır laf. O laf az bile ona. Damat gelmiş, kendi ayaklarıyla çağırmış karısını. Yuvamızı kurtaralım, dön demiş. Bir amca olarak laf düşer mi? Kızım, sen bir anlat bakayım hele. Nasıl oldu bu iş? Nasıl, sen anlat anne. Sen anlat. Sizin bu iş nasıl oldu asıl sen anlat. Kızının kapısından kovulduğu köşkün sofrasında anaoğul ne güzel de yemek yediniz öyle. Anlatın da dinleyeyim. Nedim'in evi. Vay be. Burası şimdi ciddi ciddi Nedim'in evi öyle mi? Ha, köşk birazdan dile gelecek. Canım pardon, yalnız ben Nedim'in köşküyüm, hadi naş diyecek. Sana ne oldu Cemre'ciğim? Köşkün tapusunun Nedim'de olmasına bozulmadın herhalde. Aa, yoksa kardeşine mi bozuldun? Neden ama? Yemekte pek bir aileciydin. Babam da gitti. Beni neden durdurdunuz ki? Bari birimiz adamın peşinden gitseydik ya. Ucube. İğrenç. Zavallı. Yaratık. Hangisini unuttun? Ha? Hangisini affettin? Bu mu gerçekten istediğin? Kendine layık gördüğün bu mu?